Herkese merhaba. Bugünkü konumuz kaz yavrularını ve kazları tanımak arkadaşlar. Öncelikle belirtmeliyim ki bu hayvanlar için ortam çok önemlidir. Şu an görmüş olduğunuz gibi. Ve hep şımardılar. Suyun içinden çıkmıyorlar. Evet, baba kazımız da burada gördüğünüz gibi asker yürüyüşü yapıyor. Bundaki yapmasındaki amacı ben tam olarak bilmiyorum. Bilen arkadaşlar da yorumlarda belirtirse çok sevinirim. Ve arkadaşlar bu hayvanlar yeşilliğe çok ihtiyaç duyarlar. Benim beslediğim alanda gördüğünüz gibi yeşillik yok. Fakat hayvanlarımı otsuz bırakmıyorum. Burada çevrede ot bulabildiğimden hayvanlarım için ot getirebiliyorum. Sonrasında mutlaka girebilecekleri bir havuz olmalı. Hem daha rahat kitleşmesi hem de ihtiyaçlarını gidermesi yani serinlemesi için. Çünkü bu hayvanlarda yağ oranı yüksek olduğundan sürekli suya ihtiyaç duyarlar. Ve merak edenler için diyorum. Benim Çin kazım nasıl uyku oldu diye soran arkadaşlarımız oldu yorumlarda. Benim Çin kazım daha yaşına girmesine 1,5 ay var. Fakat ilginçtir guruk oldu. Ben de şaşırdım bu duruma. Sadece yaptığım işlem son çıkan yumurtalarını altından almama. Sonrasında kendiliğinden guruka yattı. Fakat şunu belirtmeliyim. Yumurta yaptığı yer önemli. Çünkü kendini hem güvende hissetmeli hem rahat olmalı kazlar arkadaşlar. Kaz folluğu da araç lastiğinin kenarlarını keserek en uygun hale getirin. Ve araç lastiği kaz folluğu için de en uygunu arkadaşlar. Bunu da belirteyim size. Ve gurka yatırmak istediğiniz kazın mutlaka altında 4-5 yumurta olsun. Bu ilk çıkardığı yumurtaları olabilir. Ayrıca kaz yumurtasını 21 günden sonra %10 olarak her gün için çıkım zayıflar arkadaşlar. Bunu da bilmenizde fayda var. Bunun için 21 günü geçirmemek daha faydalı olacak. Yavru kazları beslemek için ise çıkımdan 2 gün kendilerine gelmesini bekleyin. Hiçbir şey vermeyin su dışında. Sonrasında sulu süt ya da fazla vermemek adına protein amaçlı kaynamış yumurta verebilirsiniz. Ardından bolca yeşillik verin arkadaşlar. Civciv yemi çok fazla vermemeye gayret göstermeliyiz ki yavruları sağlıklı yetiştirebilelim. Çünkü civcivi fazlası kaz yavrusu için çok tehlikeli olur. Hızlı büyüme olduğundan ayaklarına vurmaktadır. Ve ölümler kaçınılmazdır arkadaşlar. Buna çok ama çok dikkat etmeliyiz. Bunu çünkü daha önceki videolarımda da bahsettim bundan. Bu çok önemli arkadaşlar. Civciv yeminden kaçınılmalıyız. Yani fazla vermeyelim. Çok az verelim bunu. Burada da gördüğünüz gibi beyaz kızım ve kardeşi, kız kardeşi beraber yüzüyorlar. Tabi havuzumuzu görüyorsunuz.
Artık yosunlanmaya başladı dipleri. Elimden geldiğince de temiz olmaya çalışıyorum havuz konusunda. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Çünkü bu hayvanları gerçekten çok ama çok seviyorum. Ve bu arada şunu da belirteyim. Bu beyaz erkek şımarık kızım dediğim. Bu ara çok durgun. Niye durgundur bilmiyorum. Yürümesi de biraz değişik. Umarım kötü sonuç olmaz. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Tek oynadığım kaz da o. Bana sevdiren de o. Diğerleri kaçıyor. Yavrular da dahil artık hepsi kaçıyorlar. Umarım şımarık kazım iyi olur. Çünkü eski den olduğu gibi beni gördüğünde bağırmıyor. Ha, belki yavruların çıkımından sonra bu psikolojiye girdi hayvan. Bunu da bilmiyorum. İnşallah düzelir. Lider kızımız da biraz üzerine fazla gidiyor onun. Ondan mı acaba diye düşünüyorum ama hayırlısı, bekleyip göreceğiz. İzleyeceğiz arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar bu tarz videoların devamı ve destek için beğenip abone olabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın.